Ben bunun orijinal tam şeyini anlatayım. Her şey her yerde yanlış. Bak burada anlatmış olayım. Abi lütfen anlat. Şimdi bir birincisi bu bir show programı. Late Night Show. O programın adı iki kere iki. Format da bana ait. Ben yazdım. Aslında adı iki kere ikiydi. Sekreter yanlışlıkla iki kere kiki yazdı. Aa. Öyle kaldı. Tersten dokununca iki kere kikidir bak. Şaka mı bu bak bunu ben, hiç bilmiyoruz bak, bunu. bilinmeyenler bir. Kanalda şeyde otururken böyle bir aklıma gelmişti. Bir late night show. Bir kadın bir erkek iki kedi tırmalıyor da seviyor da falan. Bu orada kurduğumuz teatral bir şey. Hatta geçen bizim kuliste de söyledim. Ya işte bir pantolonlar, gözlükler herkes bana gö Ben onları normal hayatta tabii ki tüketmiyorum. O şov bir <laughs> karakteri, teatral bir karakter yani. Şimdi o kırmızı gözlüğü soru. Şey siyen var abi onu var ya koysak internette acayip paralara falan gider falan diye. E, o şov karakterinin kıyafetleri falan filan. Ama asıl olan e, tarihe böyle kalsın diye söylüyorum. Bu bir canlı yayın değildi. Ha, Tabii bu bir bant yayını. Biz bunu canlı diye seyrettik ama. Herkes yanlış söylüyor. böyle verilmesinin sebebi şu. O zaman stüdyolara magazin kameraları falan serbestti, giriyordu. Özellikle bu late night şovlarda falan. Bu oldu bu olay gerçekleştiğinde kameralar çekti bunu. ve program durdu etti. Yapımcı Abdullah Oğuz ve işte kimse başka diğer görevliler dediler ki bunları geçmeyin. Yani bölük pörçük paramparça biz söz size şey vereceğiz. Yani ...düzgün görüntü vereceğiz dediler... ...çünkü e, vermesen ve yayınlamasan... ...şey olacak yani herkesin elinde var... ...yayınlanmadı olacak daha kötü bir şey olur yani... O, ...ya da öyle bir karar verdi... ...yapımcının kararıydı... ...o bant yayından yeteri kadar görüntüyü verdi... ...magazin basında... ...çünkü oradaydılar ve kameralarla çektiler... ...işte e, sonra da tabii kanal yayınladı bunu... E, ...yani sonuç olarak... ...bu canlı yayında olmuş bir şey değil... ...bant yayın ama herkesin göz önünde... ...ve kayıtlarda olduğu için de... E, herkes de paylaştılar... E, talihsiz bir olaydı tabii. tabii ki. E, ama ister istemez <laughs> Türk televizyon tarihine kaldı. Talihsiz ama tarihe geçmişmiş oldu. Ya, hala bir yerde ne dedin sen? Sizin sana... orada aradaki çaresizliğiniz çok üzücü e, yani gerçekten. Yani açıkçası ben yani şimdi buradan söylemek kolay ama orada öyle bir bir show programı böyle bir şey beklemiyorsun. E, o arada da kalmak istemezdim ama ben de son anda uyanmışım gördüğünüz gibi. E, kaç sene olmuş bu olay olabilir? Sağlam yapıştırmış bir de biliyor musun abi? E, evet yani, yani iyi bir şey değil, kötü ta, bir şey ta, yani. Tabii çok kötü bir şey de. Yani shop diye de bayağı vurmuş yani. Evet ama... Hayır, o anı e, orada yaşamak nasıl bir his? İşte ben hani şimdi tabii üstünden çok geçti bu olayın ama e işte araya girip ayırmaya çalıştım. Sonra hatırladığım ayırdık. Konu program... kapandı e mı orada sonra? sonra e Sonra biz kaldığımız yerden programa devam ettik. O programı çektik. Ama şey... Yayınladık tahmin edeceğin gibi rekor bir izleme <laughs> oranıyla. Bu program çok ilginçti. Gece 11-11.30'larda girerdi gün birincisi olarak çıkardı. Hmm. İçinde atraksiyonlar var, biz skeçler oynuyorduk, harika tiyatral skeçler oynuyorduk, değişik konuk. Ya tam bir gece yarısı programıydı bu. Ee, ve herkes şöyle düşüyor, o programdan sonra bitti. Halbuki biz ondan sonra çok program çektik. Öyle mi? Tabii. O tokat mesela o tokattan sonra tokada atanla, tokadı atan Sevda Demirel miydi? Evet, evet. Sevda Demirel devam etti mi konuk olmaya? Yok yani? hayır. Kalktı gitti. Yok diğer konukla ve başka konuklar, atraksiyon konukları falan oluyordu. İşte şarkılar, türkler. Peki falan. mesela Hande Atayzi tokadı yedikten sonra nasıl devam etti? E, sonra toparladı içeride. Biraz düzeltti kendini. Onun da morali bozuldu. Şimdi de hatta bir yerlerde soruyorlar ona da bana sordukları gibi falan. E, üzülüyor. Keşke olmasaydı. Ta, ta, talihsiz bir olaydı. Yani tabii tabii. Yani. <laughs> yoksa o da tiyatro kökenli falan bir oyuncu yani. İyi de bir oyuncu. Yetenekli de biridir. Aynen. Başına böyle bir tatsız bir şey geldi. Yani şu an buradan bakınca öyle. Ama o zaman öyle değildi yani. O zaman böyle bir enteresan bir şoka girdi herkes. Ya kim ister şok? Peki siz sonra dö ki dönemlerde mesela ne bileyim Sevda Demirel programa, herhangi bir programa geldiğinde falan bir endişeli hale oluyor muydu sizde? Bu, akalım kime yapıştıracak bu sefer diye falan. Ondan sonra gelmedik programa. Başka programlar ne bileyim televizyonda karşılaştığınızda olur be benzer bir programda konuk olursunuz yan yana. Ben işin doğrusunu söyleyeyim. Ben o günlerden sonra aşağı yukarı tam da o günlerden sonra magazin aya yani bu kadar popüler işlerin tamamından çekildim. Neden? Ee, tokat yer, yerimdeydi. Aslında ben kendi kendime de o, bir, bir tokat attım orada yani. Öyle mi? E çünkü benim çok yerim yok şeyler şeylerde tabii. yani. Hmm. İnsan şey yapmıyor yani hani böyle büyük pişmanlıklar falan yaz Cem oranın büyük pişmanlıklar gibi alın alınmasın yani öyle düşünülmesin ama. E, çünkü neden? O programın sonrasında ben hemen oradan çıktım. Benim o dönem menajerliğimi yapan sevgili kardeşimle falan hatta eşim Arnavutköy'de bir yerde buluştuk oturduk dediğim lafı hatırlıyorum. Ben az önce çok hiç istemediğim bir şeyin içindeydim. Bir daha asla e, bu tür şeylerin içinde bulunmayacağım bir yola girmem lazım. Ben ne yapıyorum? Ben şehir tiyatrosu oyuncusuyum demiştim yani. Evet. Ondan sonra kaç sene oldu bu? Zaten ondan sonra çektiğim filmler, çektiğim diziler, oynadığım diğer her şey bambaşka bir kolun üzerindedir. Bunda da niyet öyle değildi ama onu söyleyeyim. Bu teatral bir şovdur. İçinde harika skeçler vardır. Hala izlenir yani. Mesela bir Hissiz Ada diye bir skeç vardır. Acayip güzeldir. Şimdi yayınlayamazsın ama yani o günlerde yayınlanabiliyordu. Çünkü bir şeye adaya gemi batıyor, iki kişi kurtuluyor. Yakışıklı bir erkekle harika bir hatun fakat erkek şey yani tercihleri başka. Böyle hani böyle abartık bir skeçti ve harika bir skeçtir mesela. Leman grubu oralardan bir Fatih olmazlar falan yazıyordu skeçleri. Oo. Neyse yani. Ama geç... hatırlanan bu tabii yani. Eğer <laughs> e, yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok yani. Ee, Kaldı Geçmiş, o. değişmez tabi yani orada tabii yani arada olan insan için de çok zor yani, yani o an ne yapacağını bilemezsin yani o yayının içerisinde o kadar zor ki onu yönetmek de o panikle zaten ben biraz yönetmeye ha. çalıştım işte yapma etme dedim orada görülüyor İşte sonra da bunlar başka konuk var. kimdi bir kişi daha var galiba orada Artoydu sanırım değil mi hmm. Arto vardı ama sonrasında <laughs> atraksiyon dedim ya başka konuklar da geliyordu falan filan ondan sonra biz epeyce bir bölüm çektik gayet güzel eğlenceli eğlenceli ee, yanda başka bir stüdyo vardı. O stüdyo Atraksiyon Stüdyosu diyorduk. Oraya alıp işte rahmetli Müslüm Gürses gelmişti. Ona kavga sahnesi çektiği Yeşilçam'dan filmlerin bölümü. İşte işte Kenan Doğulu geldi. Onda motokros şeyi yapıldı filan. Bir başka biri geldi. Stüdyoda at binildi. Hani hareketli bir gece şovuydu ama tabii istenmedik bir şeyle. Ee, yani o olayın içindeki hiç kimse artık e, bunun dışında bir şey söylemiyordur. Tabii. Oldu bir dönem. Yani bende direkt bilgisi yok. En direkt bilgisi Tabii. var. Mı? Arada kaldık yani ne yapalım?